YouTube'a içerik mi üretmek istiyorsun, yoksa Twitch yayınlarındaki komik anları editleyip sosyal platformda paylaşmak mı istiyorsun? Eğer bu sorulara cevabın evet ise videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en iyi ücretsiz video montaj programlarına bir göz atacağız. Lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz hemen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya bir minik yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, ilk programımız Shotcut. Pratik bir şekilde videolarınızı kesip birleştirip çıktısını alıp paylaşabilirsiniz. Daha pratik ve basit işler için kullanabileceğiniz güzel bir program. Şimdi hemen Shotcut'ın bir arayüzüne bakalım. Shotcut programımı açıyorum. Gördüğünüz gibi ilk açtığımızda önümüze böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda projeler klasörü kısmına yapacağımız montajın nereye kaydedileceğini seçiyoruz. Ben masaüstünü seçiyorum. Sonrasında projeme deneme ismini veriyorum. Ve video kipi kısmında montajlayacağım videonun çözünürlüğümü seçtikten sonra başlangıç kısmına tıkladığımda tertemiz bir sayfa açılıyor. Hemen videolarımın bulunduğu klasörü açıyorum ve ilk videomu programın içerisine atıyorum. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Sonrasında ben bunu timeline'ımda görmem gerekiyor. Timeline'ımda görmem için de tekrar buraya tıklıyorum ve aşağıya bıraktığım zaman gördüğünüz gibi benim videom buraya geldi. Mesela burada kırpmak istediğim yerleri, imlecimi buraya getiriyorum ve şurada gördüğünüz iki tane ters parantez veya kısa yolu S harfi. S'ye bastığımda gördüğünüz gibi burayı kesti. Tekrar bu tarafa geldim ve tekrar S'ye bastığımda gördüğünüz gibi buradaki ses olmayan parçayı bana ayrı bir şekilde çıkarttı. Sonrasında ben buna tıklayarak delete dediğimde gördüğünüz gibi silebiliyorum. Yandakini de tutup bu şekilde çektiğim de birleştirebiliyorum. Mesela ben bu parçaya bir efekt eklemek istiyorum. Bunun için efekt uygulayacağım video parçasına tıklıyorum ve filtreler bölümüne geliyorum. Ve burada çıkan yerde artıya tıklayarak gördüğünüz gibi video ve ses efektleri kısmını görebiliyorum. Renk ayarı, bulanıklık ve doygunluk gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Ses kısmına geldiğinizde de basınızı, tizinizi, cızırtıyı yok etme gibi işlemleri buradan yapabiliyorsunuz. Sonrasında da yukarıda gördüğünüz dışa aktar kısmından da özelliklerinizi seçip videonun çıktısını alabiliyorsunuz. Shotcut dediğim gibi pratik ve hızlı bir şekilde bir videoyu bölüp birleştirip çıktısını almak için kullanabileceğiniz mükemmel bir program. Şimdi ikinci programımıza geçiyoruz. İkinci programımız ise VSDC Video Editor. İkinci programımız da Shotcut gibi hızlı pratik montajlar yapmamız için kullanabileceğimiz bir program. Aslında Shotcut'la aralarında çok bir fark yok. Sadece arayüz farklılıkları var. Ve aynı zamanda VSDC'nin ekstra olarak daha fazla özellik ekleyebildiğiniz ücretli versiyonu da mevcut. Şimdi hemen VSDC'nin de bir arayüzüne bakalım. Hemen programımı açıyorum. Gördüğünüz gibi zaten ilk açtığımızda Pro versiyona yükseltebileceğimizi söylüyor. Hemen buradan kapatıyorum. Aynı zamanda bu program ile masaüstü ekran kaydınızı alabiliyorsunuz. Hem de herhangi bir bilgisayarınıza bağlı olan web kamerasından da kayıt alabiliyorsunuz. Biz şimdi normal bir proje oluşturacağımız için Blank Project diyorum. Ve buradan yine proje ismime deneme diyorum. Ve aşağı kısımdan tekrar Resolution'umu ve FPS'imi ayarlayıp Finish diyorum. Ve önümüzde gördüğünüz gibi arayüzümüz geliyor. Ben hemen buraya bir video atacağım. Yine deminki videonun aynısını buraya atıyorum. Gördüğünüz gibi videomuz aşağıya geldi. Burada editör kısmına geliyoruz. Mesela ben bu videomda şurayı kesmek istiyorum diyelim. Hemen editör kısmının altında bulunan kırmızı Split into Parts tuşuna tıkladığımda gördüğünüz gibi videomu tam cursor'ımın olduğu yerden böldü. Biraz daha ileri cursor'ımı aldığımda tekrar buradaki kırmızıya tıklayarak burayı da kesebiliyorum. Ve sonrasında buraya bir delete diyerek burayı birleştirebiliyorum. Aradaki boşlukları silebiliyorum. Yine aynı şekilde buradaki editör kısmında video efekt kısmından geçiş ve video filtreleri gibi efektleri ekleyebiliyorsunuz. Burada biraz daha fazla bir efekt kullanabileceğiniz durum mevcut. Glitch efekti vesaire var. Bunları biraz daha kurcalayarak neyin ne işe yaradığını daha iyi anlayıp bu şekilde hangi programı kullanacağınıza daha rahat karar verebilirsiniz. Sonrasında editörde işiniz bittikten sonra Export Project kısmından
Gördüğünüz gibi ayarlamalarınızı yapıp exportunuzu alıp videonuzu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi VSDC uygulamamızın arayüzünü incelediğimize göre sıra geldi 3. programımıza. 3. programımız ise DaVinci Resolve. Diğer incelediğimiz 2 programdan çok daha kapsamlı, çok daha detaylı bir program. Eğer kendinizi montaj konusunda geliştirmek istiyorsanız DaVinci Resolve üzerinde kendinizi geliştirmenizi öneririm. Şimdi hemen DaVinci Resolve'un da bir arayüzüne bakalım. Hemen programımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk açtığımızda önümüze böyle bir ekran geliyor. Hemen burada New Project diyoruz ve ben yine projemin adını deneme diyorum. Medya kısmında videolarımızı atabiliriz. Cut kısmında kesme işlemleri, edit kısmında da editleri yapabilirsiniz. Aslında bu cut kısmı çok da benim için önemli değil çünkü edit kısmında yine bu cut kısmında yaptığım kesme işlemlerini edit kısmında yapmam benim için çok daha kolay oluyor. Hemen buraya bir videomu atıyorum. Yine tut check yöntemiyle yapıyorum. Don't change diyorum. Yani video formatımda kalsın diyorum. Ve gördüğünüz gibi burada daha detaylı görebiliyoruz. Ve daha geniş burada transform ayarları, croppingleri yapabiliyoruz. Dinamik zoomlar yapabiliyoruz. Vesaire gibi burada birçok seçeneğimiz mevcut. Aynı zamanda sol tarafta gördüğümüz toolbox kısmında da geçiş efektlerimiz, ses geçiş efektleri ve burada ekrana ekleyebileceğimiz hazır yazı kalıpları var. Mesela ben buradaki şu yazıyı alıp buraya bıraktığım zaman ve videomu da buraya getirdiğimde gördüğünüz gibi burada yazı çıkmakta ve burada yazıya tıkladığınızda hemen yan tarafta düzenleyebiliyorsunuz ve rengini vesaire bütün özelliklerini burada güncelleyebiliyorsunuz. Sonrasında burada video kesme işlemi sizler için biraz daha rahat olabilir. Direkt olarak klavyeden B tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi mouse'umuz jilet şeklinde oluyor ve burada getirdiğimiz yerde şu kırmızı alandan direkt olarak kesme işlemlerini yapabiliyoruz. Daha pratik ve daha kolay bir şekilde kesme işlemlerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında tekrar şu gördüğünüz alanda mouse'u tıkladığınızda istediğinizi seçerek silebilirsiniz. Color kısmına geldiğinizde de videonuzun renklerini buradan çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve renklendirme işlemlerinizi burada güzel bir şekilde, rahat bir şekilde görerek yapabiliyorsunuz. Sonrasında Deliver kısmına tıkladığınızda videonuzun ayarlarını yaparak direkt olarak çıktısını alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3 adet ücretsiz montaj programı inceledik. Umarım sizlerin de aklında ufak bir fikir oluşturabilmişimdir. DaVinci Resolve üzerinde kendinizi geliştirmeniz olacaktır. Bu program hakkında da birçok eğitim videosu YouTube'da mevcut. Onları izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya bir minik yorum bırakmayı da unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.